Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Osmaniyeli kanalına. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Arkadaşlar şu anda karşımda benim dedem var. Annemin babası. Onunla küçük bir röportaj yapmak istedim. 96 Allah yaşında. Nasip ederse inşallah. Dede kaç yaşındasın? Valla 91 yaşında diyorlar. Belki daha vardı aşağıda. 9'dan 100'e gelmedi ya. Kaç doğumlu olduğunu biliyor musun dede? Ben esas 30 doğumluyum. 30 doğumlu. 1930 doğumlu. Doğuma göre. Savaşları falan gördün mü herhangi bir savaşı? Ben aşağıya... Neş oranın adı. Suriye'yi aldığımda, Atatürk'ün Suriye'yi aldığımda ben 6-7 yaşındaydım. Hangi ayda aldığımı bilmiyorum Suriye'yi. Dede bir tane istersen kendi ben söyleyeyim mi? Geçmişe dair böyle yok, şey... Yok yok. Geçmişle ilgili söyleyeceğin şeyler yok, var mı? Yok ben bilmiyorum ben Türkiye. Eski miyim şimdi miyim dede? Yok hiç bilmem. Sağlığı nasıl dede? İyi yatıyorum acaba. İyi Allah iyilik versin. Hani eskiden Ayşe neneme söylediğin şeyler vardı maniler. Yok ben bilmiyorum. Onlardan... Ben bilmiyorum biliyoruz onu şey yap. Kaç tane cumhurbaşkanı gördün dede? Vallahi ben unuttum benim aklım yok. Senin tahminince yani. Hangilerini biliyorsun? Hatırladıklarını söyleyebilirsin. Çok adlarım bilmem çok. Demirel'i bilmiyor musun? Demirel'i diyordum. Demirel, şey... Ecevit'i biliyorum. Ecevit, şey... Sayısız. İnanıyı biliyor musun baba? Özal'ı falan. Ben bilmediğim bakan milletvekili yok eskiye göre ama sen bildiğimizden sizi sayın. Yani. Dede, geçmişte nasıl kazanç sağladın? Nasıl yani iş nasıl, olarak mesleğin nasıldı? Çiftçilik yaptım. Pamuk fıstık üzerine mi? Evet. Osmaniye'nin arkadaşlar yer fıstığı çok ünlü. Eskiden de dedem yer fıstığının tarlasında yövmiye tutturuyordu. Oradaki insanlara yövmiyecilik yaptırıyordu. Bilirsin. Aşağının elinde yalık İsikçe izeyi sürdüğüm balık Sevmediğim gel ayrılıyım Tersanayın daya başaya geldi Sevmediğim gel ayrılıyım Tersanayın daya başaya geldi Ben anşayım ayım anşam derdim Ben anşayım ayım anşam derdim Alamda yığdayın ayı şayyam derdim Kızların ayında çok uyuynadım Sen gelme ileye koşayam dedim Kızlarıyla da bir anlaşam çok çok iyi oynadı. Gelinle yiyle yiye koşayım. Kara kaşlayın malayı gözler. Kara kaşlayın malayı gözler. İsikeyin de dağıyın düzeyir. Ali kovuyum yolda gözleyer. Vuruyorsa yazım seyir seyir. Aleykümde yoldayı güzeyir. Vuruyorsa yazım seyir. Bir yol indeyi gezer. Bir yol yeğmene. Benden olduğu miseyir. Çevezer divana. Bir sivalıyım kaldı yılda. Şair çiğmene. Çayışımın adı yarınmış oldu. Bir yol inceyi gezeyir, bir yol mayar aşağı. Benden olduğum iseyir, çeletayım aşağı. Bir sivalıyım kaldığı dağına yalnız aşağıya. Dağlar taşlar yarınmış oldu. Ali Kövzer bayaşım galaba. Ali Kövzer başım galaba, Filcan'da düzelemem dolaba.
Anşamda gidiyor hürmeteye, Gürkü hayalım hele yer oluyor. Anşamda gittim yezele, Gürkü hayalım hele yer oluyor. Arkadaşlar, dedem eşine duyduğu sevgiyi bu dörtlüklerle dile getirdi. Bu türküyle dile getirdi. Eskiden böyle biliyorsunuz arkadaşlar, aşıklar arası atışmalar olurdu. Değişik değişik cümleler, kelimeler kullanırlardı. Mani anlatırlardı. Ayşe nenem de dedeme farklı şekilde mani düzerdi. Mesela alim alim bakmıyor, alim alim akmıyor, alim bana bakmıyor. Çok güller kokladım da alim gibi kokmuyor derdi. Alim gitme pazara, uğratırlar nazara. Alime ölsün diyen kendisi girsin mezara derdi. Eskiden öyle değil mi dedi? Alim habasına. Evet. Desene. Sen söyle, olurusunu bilmiyorum. Alim habasına, sırtında kevesine. Alim çok güzel ama ne çirkin babasını. Evet. Alim arpa biçiyor, suyu nereden içiyor. Kırmızı fesin üstünden ısıcaklar geçiyor. Evet, bunu da arkadaşlar annem söyledi. Annesinin anlattığını, babasına söylediği şeyleri. Türküleri söylerdi, dedeme anlatırdı. Göçek yaylamıza göçek, oruç gazıdan bir su içe. Cebelin yaylasına göçek, nene diyeyim oğlum senin. Başka var mı anne? Bildiğin. Hatırladığın. Dede, kaç çocuğun vardı, hatırlıyor musun isimlerini falan? Ergen Yiğit, Alim Ergen, İslahiye vurmuş Sergen. Hiç mi sahabi yokmuş, üstüne örtmemiş yorgan. İsitçenin yazıları, Ceren Buhar tazıları, her sabahına ağlıyor şu alimin kuzuları. Bunu da anneannem söylerdi değil mi? Eskiden. He. Bunu da anneannem söylerdi arkadaşlar, dedeme. Söyleyebilirsin anne, hatırladığın varsa. Hatırladıkça söyle. Dede, kaç çocuğun vardı? Hatırlıyor musun? İsimlerini falan. Altı, biri de öldü, yedi. Ha. Kaç kız, kaç erkek? 4 kız. 9 çocuğun olmuş oluyor baba. 6 kız, 2 oğlan. 7, 8. Bir de oğlan 9. Evet. 9. Arkadaşlar, anneannem öleli, rahmetli olalı. Allah'ım rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İnşallah Peygamber Efendimiz'e komşu olsun. Dedem daha önce Sıcaköy'de yaşıyordu birlikte eşiyle. Eşi öldükten sonra da oğluyla yaşıyor. Şu anda da anneme geldi ziyarete. Birkaç gün kaldı sanırım. Tekrar dayımlara dönecek. Ben de annemlere geldim. O yüzden dedemle küçük bir röportaj yapmak istedim. An olsun istedim. Çünkü her zaman dedemle görüşemiyoruz. Dedem de rahatsız biraz. Allah'ım inşallah şifa verir. Kurban olduğum Allah'ım Şafi ismiyle şifa verir. Gelmişken dedim, hani ona da küçük bir röportaj yapayım istedim. Arkadaşlar, eğer bu videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayalım. Eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız hadi arkadaşlar. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar, bildirim zilini de açmayı unutmayalım. İnşallah farklı vloglarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Hoş kapıyor.